şaşırma. Türk milleti hem ulusal kanala ambargo uygulayan TMSF ve Digitürk yönetimine hem de holding medyasına kral çıplak dedi. Kral çıplak demek için kral çıplaktayım. Ulusal kanal kısıtlı imkanlar ve iktidar baskısına rağmen Mustafa Mutlu'nun hazırlayıp sunduğu Kral Çıplak'ın 20 Mart akşamı yayınlanan programı AB grubunda tüm haber kanallarını geride bıraktı. 0.88'lik izlenme oranına ulaşan ulusal kanal, en yakın rakibi olan Habertürk'e 0.11'lik bir fark attı. Ulusal kanal bu olanaksızlıklara rağmen bir destan yazıyor. Bu öyle bir destan ki... Üstelik bu rakamlara Digitürk kullanıcıları dahil değil. Çünkü Digitürk'ün yönetimini elinde bulunduran TMSF, RTÜK kararlarına rağmen ulusal kanala yayın hakkı tanımıyor. Biz ona ulaşamıyoruz. Ona rağmen bize işte en yakın rakibi izlenirlikte ikiye katlıyoruz. Bir de düşünün, o 5-6 milyona ulaşabildiğimizi düşünün. Başından sonuna kadar zirvede yer alan programa binlerce soru ve destek mesajı da geldi. 90 programın 70'inde hep ilk 3'te gidip geldi. Son haftalarda iyice zirveye oturdu. Rakip kanalların imkanları da düşünüldüğünde ulusal kanalın başarısı daha da önemli hale geliyor. Geride bıraktığımız kanallar CNN Türk'ü, arkasında Amerikan sermayesi olan CNN Türk'ü, arkasında holding sermayesi olan Habertürk'ü, NTV'yi. Mustafa Mutlu başarının sırrını ulusal kanalın yayın ilkelerine bağlıyor. İzleyiciden saklamıyorum. Bizim başarımızın sırrı bu. Biz hiçbir şeyi saklamıyoruz. Biz her şeyi kral çıplak diye söylüyoruz ve bu bize zarar verse de söylüyoruz. Mutlu, iktidar ve holdingler karşımızda olsa da vatandaşlarımız bizim yanımızda diyor. Bu destek ayakta durmamıza neden oluyor. Biz de bu desteğin karşılığını gerçekten bağımsız yayıncılık ve özgür habercilik olarak vermeye çalışıyoruz.